Merhaba arkadaşlar, son olarak Vodafone'un son tableti olan, daha doğrusu lansmanda tanıttığı Smart Tab 7 ile beraberiz. Her ne kadar adı Smart Tab 7 olsa da 10.1 inçlik bir ekrana sahip olan 1920x1200 çözünürlüğe sahip IPS panel kullanılmış bir tablet arkadaşlar bu. Burada 159 DPI yazıyor fakat ben bu değere pek güvenmiyorum çünkü CPU-Z'de bu tür bilgiler bazen hatalı olabiliyor. Şöyle bir donanım tarafına bakalım. ARM'nin Cortex A53 mimarisine sahip 8 çekirdekli bir işlemcisi kullanılmış. İşlemcinin çalışma hızı 1.2 GHz hızında çalışıyor arkadaşlar. 10.1 inçlik bir ekranı var. Grafik tarafında Adreno 505 kullanılmış. 450 MHz hızında çalışan. Bu arada bütün cihazlarda, Vodafone bütün cihazlarında Android 6.0 Marshmallow ile geliyor. Bu cihazda da 2 GB'lık bir RAM, 16 GB'lık bir dahili depolamalı bulunuyor ve 64 GB'a kadar da hafızasını artırabiliyorsunuz cihazın. Kamera tarafında 5 megapiksellik bir ana kamerası kullanılmış cihazın. Şurada görebildiğiniz 2 megapiksellik de bir ön kamerası bulunuyor. Cihaza micro SD kart ve sim kart takabiliyorsunuz. Sim kart sayesinde 4.5G hızında internete bağlanmanıza izin veriyor cihaz. 899 liradan 799 liraya düşüyor ön siparişle eğer alırsanız cihazın fiyatı. Antutu testi yaptık. Antutu testimizden 41.490 puan aldı. Uygun fiyatlı 10.1 inçlik ekranı bulunan bir tablet için ortalama bir değer olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafında biraz metalimsi bir plastik bir malzeme kullanılmış. Şurayı da açayım. Şuradan da sim kartınızı ve SD kartınızı cihaza takıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde cihaz test için elimize ulaşacaktır. Test için elimize geldiği zaman detaylı incelemesini yapacağız. O zaman kadar kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.